Tamam yavrum. Al. Sus ya. Anne şimdi gelecek. Sus. Hadi artık anne, bitir şunu. Canım. İşte şarkı bitti. Anne geliyor anne. Geliyor. Ay canım. Al. Geldim bebeğim, geldim. Al. Gel. Uyandı mı benim tatlı bebeğim? Uyandı ya. Oo. Kızım benim, canım benim. Oo. Oo, ağlanır mı hiç? Acıktın mı bebeğim? Yazık oluyor bebeğim. Böyle olmaz kızım. Bu dumanlı gürültülü yerlerde bebek duramaz. Nereye bırakayım Gülşen abla? Başka çarem mi var? Kim dedi sana bebek yap diye? İstemedim ama oldu bir kere. Babası kim? Anladım kızım, anladım. Ah kızım, kurtul artık buralardan. Bebeğini kurtar hiç olmaz. Sana da ona da yazık. Ah kızım. Yine mi getirdin kız bunu? Bir daha bu bebeği burada görmek istemiyorum. Anladın mı? Ne yaparım? O benim bebeğim, yavrum. Hepinizin uyu bir zaten. Hemen birine aşık olur, bebeği kucağınıza alırsınız. Ben bu işi bırakacağım. Hangi işi? Artık şarkıcılığı bırakmak istiyorum. Düğün salonu, saz evi, sarhoşlarla uğraşmaktan bıktım artık. Sadece bebeğime annelik etmek istiyorum. Demek öyle. Bu kadar kolay ha. Az mı borcum var bana? Onları kim ödeyecek? Bana acımıyorsan şu masuma acı. Merhamet et Erol. Çocuk benden mi de merhamet edeyim? Ben işime bakarım. Aklını başına al. Yoksa bu bebeği kedi yavrusu gibi boğazlar, hele aç kuruna atarım. Otur oturduğun yerde. Tepemin tasını attırma benim. Kızım, bu hayat böyle işte. Nice genç kızlar senin gibi anneler, boş teneke gibi yuvarlandılar. Ben yuvarlandım, sen de yuvarlanacaksın. Bari bu bebeği kurtaralım yavrum. Bu masumu kurtaralım. Yavrum için her şeyi yaparım abla. Ama nasıl? Nasıl kurtaracağız? Bak kızım, bir öğretmen var. İyi günler öğretmenim. İyi günler çocuklar. Görüşürüz çocuklar. Nazan öğretmen, çocuklar sizi çok seviyorlar. Veliler de memnun. Ben de onları çok seviyorum. Affedersiniz. Tuvalete gitmem lazım da bebeğime biraz bakabilir misiniz? Şimdi gelirim. Tabii bakabilirim. Teşekkür ederim. Epey de oldu ki deli. Allah Allah. Affedersiniz beyefendi. Buyurun. İçeride bir bayan olacaktı. Çıktı mı acaba? Esmer bir bayan. 25-26 yaşlarında falan. Böyle uzun boylu. İçeride kimse yok hanımefendi. Tuvalet boş, kullanacaksanız buyurun. Ama nasıl olur? Sus yavrum. Anneyi şimdi bulacağım. Şimdi bulacağım. Ay Allah, nereye gider bu kadın? Tamam yavrum. Yıllar önce kocanızı ve bebeğinizi kaybettiğinizi. Çocukları çok sevdiğinizi. Öğrencilerin de sizi çok sevdiğini. Bu nedenle bebeğimi sadece size emanet edebileceğimi hissettim. Ne olur başka bir yere ve kimseye... Bebeğimin adı saz, bir dansöz. Solist elimin altında zaten. Tamam. Aha. Benim için fark etmez. Şehir şehir dolaşırız. Ayak bağı olacak adam yok içlerinde. Hı. Aynur, çantanı topla. İş çıktı. Adana'ya gidiyoruz. Oradan da Diyarbakır. İstanbul'a birkaç yıl uğramak yok. Sana dedim. Erol, ne olur yalvarıyorum. Bırak beni. Bu hayattan iğreniyorum. Bırakmak istiyorum artık. Ne olur yakamı bırak. Adam boğazlatma yine bana. Keserim ulan seni. Çabuk çantanı topla. Gidiyoruz. Çabuk. Müdür bey, sizden bir şey rica edebilir miyim? Ben derse geç kaldım da, dersten çıkana kadar bu bebeğe bakabilir misiniz? Bebek mi? Ne? Şunun güzelliğine. Sevimliliğine bakın. Ne kadar tatlı değil mi? Oh, canım benim. Nazan Hanım, bu bebek de nereden çıktı ya? Ah, hiç sormayın. Elimde kaldı müdür bey. Ne? Annesi verdi. Buna biraz bakabilir misiniz dedi ve gitti. Bir daha da geri dönmedi. Bebeği bırakıp kaçmış yani. Ne yazık ki öyle. Abi de bir de mektup bırakmış. Ne yapmayı düşünüyorsun? Annelik yapıver diyor annesi. Nazan. Ne oluyor? Ölen bebeğime o kadar benziyor ki. Bunun kadardı. Çenesi, yanakları. Tıpkı o. Öleli tam 3 sene oldu. Hala gözümün önünde. Hala. Ben kahvaltımı yaptım. Sen hala kendine geleceksin. Bir tatil günümü kızımla geçirmeyi çok görme bana. Sen olsan göğsünden kaldırmayı kıyabilir misin? Haklısın. Ben çıkmak zorundayım. Yalnız bu muhabbeti fazla uzatmayın. Çayın altı yanıyor bak, tamam mı? Merak etme. Bir tatil günümü kızımla geçirmeyi çok görme bana annesi. Erken geleceğim. Tamam. Kızım, gitti mi anne? Hı? Gitti mi? Olsun, biz biraz daha uyuruz şimdi. Hı? Nazan Hanım. Bence karakola haber vermelisin. Teslim etmelisin. Bebek senin değil, öyle değil mi? Öyle. O zaman başına bela almaman için başka çaren yok. Uzun süre gelmeyince tuvalete baktım. Aradım ama onun gitmiş olduğunu öğrendim. Sonra da bebeğin başının altında bu kağıdı buldum. Kağıdı okuyunca da her şeyi anladım. Aynen böyle değil mi Nazan Hanım? Ek olarak da el yazısıyla yazılmış mektup diye ilave edin. Teşekkürler Nazan Hanım. Gerekli incelemeler yapılacak ve bir karara varılacak. Gerekirse sizi tekrar arayabiliriz. Hüseyin, bebeği teslim al bayan. Bebeği verir misiniz bayan? Lütfen bayan, bebeği verir misiniz? Bayan... Nazan Hanım. Komiser Bey, söyler misiniz? Bebeği ne yapacaksınız? Onu nereye vereceksiniz? Bu durumda, yani annesi bulunamadığı için çocuk esirgeme kurumuna teslim edeceğiz. Yani annesiz büyüyecek? Devlete teslim edilecek bayan. Devletin kurumlarında gerekli şefkat gösterin. Endişelenmeyin. Öyle de ben onu çok sevdim. Aynı kendi öz bebeğim gibi. Ona evlatlık almam mümkün. Neden olmasın? Şimdi verin bebeği. O zaman ben ona evlat edinmek istiyorum. Tabii, elbette edinebilirsin. Gel bakalım. Merhaba. Merhaba. Sanırım yanlış gelmedim. Öğretmen Nazan Güler'in evi burası olmalı. Evet, birlikte kalıyoruz. Buyurun. Gerçi Nazan yok ama birazdan gelir. Rahatsız etmeyeyim. Lütfen. Niye aramıştınız Nazan'ı? Ben onun nişanlısıyım. Aa, Ayhan Bey olacaksınız. Sizden sürekli bahseder. Yurt dışındaydınız değil mi? Yolunuzu gözlüyorduk kaç aydır. Ben de Seçil. Memnun oldum. Bir süredir bu evde çalışıyorum. Adınızı duyuyordum ama sizinle tanışmak pek mümkün olmamıştı. Nazan da telefonda sizden bahsederdi. Hakkınızda bayağı bir şeyler biliyorum. Öyle yani. Mi? Geleceğimi haber vermedim. Sürpriz yapmak istedim. Onun da bir sürprizi var. Sürpriz mi? Çok şaşıracaksınız. Hadi evimize gidelim. Bakıcım bizi bekliyordur. Canım benim. Hoppa. Gel bakayım şöyle. Hadi bakalım. Tamam. Hop biri. Düğün ne zaman yapacaksınız? Birkaç hafta içinde. Nazan çok şanslıymış. Efendim? Sizin gibi biriyle evlenmekle. Nerede bende o şans? Hep dört ayak üzerine düşüyor. Şimdi anlaşılıyor Nazan'ın sizi saklama nedeni. Sizi kıskanıyor olmalı. Yok canım. Yurt dışında işlerim vardı. Geldi. Sürpriz yapmak istiyorsanız şuraya saklanın. Seçil. Merhaba canım. Merhaba. Oy. Gel bakayım canım. Gel. Oo. Evin önünde bir araba duruyor. Yoksa Ayhan mı geldi? Hı hı. Ah, Ayhan! 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 Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak, bak bebeğim. Ne güzel değil mi? Hii, evlatlı kaldım onu. O benim kızım artık. Adı da Selma. Ya. Sevinmedin mi? Bilmem. Oo canım kızım benim. Acıkmışsındır. Gezdik de biraz. Ben ona mamasını yedireyim. Hemen gelirim. Üç sene evvel bebeğini ve kocasını kaybettikten sonra bilmiyor muydunuz? Şu evlatlık kalma meselesi nasıl oldu anlatabilir misin? Hı hı, buyurun. Canım benim, misafirimiz gelmiş. Ben aşağı inip geliyorum. Sen biraz uyu, tamam mı canım benim? Oo. İzmir'de işlerim var. Dönüşte sana uğrayacağım. Annem babam seni görmek istiyor. Birlikte gideriz, olur mu? Tabii olur. Bebek ağlıyor. Bir şey olmasın. Bir bakayım. Hemen gelirim. Dedim size. Bebek için ölüyor. Hoşça kalın. Güle güle. Bekleriz yine. Bebek canınızı sıktı değil mi? Seçil. Gitti mi Ayhan? Evet. Niye acele etti? Hoşça kal bile demedi bana. Bilmem. Kuşkulanıyor galiba. Neden kuşkulanıyor? Bebekten. Bebekten mi? Erkek milletini bilirsin işte. Her şeyden nem kaparlar. Bebeğin evlatlık olduğuna inanmadı galiba. Nasıl yani? Dedim ya Nazan, erkek milleti. Aman boş ver. Takma kafana. Öğretmenim, yazıları ne zaman okuyacaksınız? Bana baktınız mı öğretmenim? Öğretmenim, Selma'yı okula götürür müsünüz? Öğretmenim, bebeği bize ne zaman göstereceksiniz? Hadi bakayım, hadi. Hadi. Nazan Hanım, bir dakika odamda görüşebilir miyiz? Tabii mi? Buyurun. Buyurun Nazan Hanım. Nazan Hanım, buraya geleli 5 yıl oldu. Hı hı. Öğretmenliğe burada başladınız. Okulumuzun en değerli öğretmenlerinden birisiniz. Hı. Öğrencileriniz de sizi çok seviyor. Biliyorsunuz, burası tanınmış bir okul. Gözler üstümüzde. Her yaptığınız görülür, her söylediğiniz duyulur. Müdür bey, bana ne söylemek istiyorsunuz? Belki sizin haberiniz yok ama bir dedikodu aldı yürüdü. Evlatlık aldım dediğiniz bebeğin kendi öz çocuğunuz, yani gayrimeşru çocuk olduğunu söylüyorlar. Dedikodu tabii. asla olmadığına inanıyorum. Ama yine de yanlış anlamayın. Ben size inanıyorum Nazan Hanım. Nasıl böyle konuşabiliyorlar? Karakolda biliyor. Çocuk esirgeme kurumunda kaydı bile var. Herkes biliyor evlatlık olduğunu. Öğrenciler de veliler de duymuş. Okul aile birliği baskı yapıyor idaremize. Çocuklarımıza Nazan öğretmenin ders vermesini istemiyoruz artık diyorlar. Bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Peki müdür bey. Ben ne demek istediğinizi anladım. Gerekirse öğretmenliği bırakırım. Ama yavrumdan asla ayrılmam. Başka bir okula tayin düşünürseniz ben yardımcı olurum size. Teşekkür ederim. Millete evlatlığım diye nasıl da yutturmuş. Meğer kendi çocuğuymuş. Çocuğu kimden acaba? He? Geldi. Bir de çocuklarımıza öğretmenlik yapıyor. Utanmıyor da. Allah! Niye böyle konuşuyorlar? Niye? Okuldan sürdürmek lazım. Haklısın vallahi, sürdürelim. Baksana şuna. Genç bir çift gezmeli, tozmalı, aşk yaşamalı. Ne güzel söylediniz, bence de öyle. Aman, çocuk dediğiniz ayak bağı. Öyle değil mi Ayhan? Çok haklısınız. Ayhan, geleceğini söylememiştim. Söyleseydin daha erken gelirdim. Bu sefer böyle gerekti. Bebeğini ağlıyor. Ben çıkacağım. Sonra yine gelirim. Sadece selam vermek için buradayım. Ama Ayhan, biraz daha kalsaydın konuşurduk. Bebeğini ağlıyor. Eğer öyleyse açık açık konuşabiliriz. Yo. Ben gideyim artık. Ayhan. Nazan, lütfen üzerime varma. Lütfen. Ay, şimdi aklıma geldi. Acele gitmem lazım. Ayhan bebeğini de bırakır herhalde. Bebeğine yeni bir bakıcı bulsan iyi olur. Ayhan Bey. Buyurun Seçil Hanım. Beni de bırakır mısınız? Tabii. Sizden güzeli bilmedim. Ay teşekkür ederim. Bebeğim ne olur. Ağlama bebeğim. Ağlama. Defterinize geçirin çocuklar. Arda. Ver o kağıdı. Bende kağıt yok. Arda, o kağıdı bana ver. Vallahi yok öğretmenim. Çık dışarı. Özür dilerim öğretmenim. Böyle olur mu canım? Herkesin konuştuğunu öğrenciler de duyar tabii. Çocuklara kötü örnek oluyor canım. Ay, çok rahatsız oluyoruz. Heh, bakın geliyor işte. Ayıp değil mi öğretmen hanım? Yeter artık, yeter. Aa, öğretmen hanım, niye bağırıyorsun? Git çocuğun bakıcısına söyle. Herkes konuşuyor. Herkesin dilinde. Ne? Siz bir öğretmensiniz. Size yakışıyor mu? Bakıcı bize her şeyi anlattı öğretmen hanım. Heh. Kim bilir nereden peydahlamış çocuğu. Tabii canım. Ya, bir de bizi kandırmaya çalışıyor. Masum görünüyor. Bir de benim çocuğumu azarlıyor. Utanmaz. Eşyalarını toplayıp Ayhan Bey'in arabasına koymuşlar. Komşu görmüş, o söyledi. Ayhan Bey'in aklını çelen de oymuş. Yok bebeğiniz gayrimeşruymuş, yok evlatlık almamışsınız. Bütün bu yalanları da Ayhan'a Seçil söylemiş. Mahalleye ve okula yayan da oymuş. Benden duymuş olmayın dedi. Siz olmadığınız zamanlarda Ayhan buraya gelir, Seçil'le bir odaya kapanırlarmış. Ne yaptıkları malum. Şeytan gibi kadınmış anlayacağınız. Ayhan Bey giderken bunu size bırakmış. Ben çıkıyorum Nazan Hanım. Böylesi daha hayırlı oldu belki. Yarın görüşürüz. Ama ne olursa olsun sana annelik edeceğim. Sen benim kızımsın. Ne olursa olsun söyleyeceğim benim kızım olduğumu. Öğretmenlikten atılsam, her şeyimi kaybetsem, seni buldum ya. Yeter bu bana. Sen benim kızım. Bebeğimin yerine Allah'ın gönderdiği öz kızımsın. Ne pahasına olursa olsun sana gerçek anneni asla aratmayacağım. Söz veriyorum. Söz. Yavrum, Selma'm, bebeğim, affet beni kızım, affet ne olur. Affet beni yavrum, çok özledim seni. Affet beni bebeğim. Canım. Gülşen abla şimdi 15 yaşındadır. Melek gibi güzel bir kız olmuştur. Ciğerim yanıyor Gülşen abla. Onu o kadar çok özledim ki. O kadar çok özledim ki. Kolay değil. 15 yıldır görmüyorsun. Tam 15. Bir bilsen abla. Bazen rüyalarıma giriyor. Anne diyor bana. Anneciğim. Anneciğim neredesin? Zavallı Aynur'um. Zavallı kızım. Gülşen abla. Karar verdim. Kızımı bulacağım. Ama kızım sen söylemedin mi? Bebeği verdiğim öğretmenin izini kaybettim demedim mi? Arar bulurum elbet. Dünyanın neresine gitse bulurum. Kızımı geri alacağım. Uzaklaşacağım buralardan. Çok uzaklara. Küçük bir kasabaya gidip orada kızımla beraber yaşayacağım. Kurtulamazsın. O leş kankası Erol. O ne der? Artık umurumda bile değil. İsterse öldürsün beni. Hakkını helal et abla. Helal olsun. Helal olsun kızım. Kendine iyi bak. Nereye böyle? Ben biraz gezineyim dedim de. Valizle mi? Kaçıyordun değil mi? Ya. Ben sana bir yere gidemezsin demedim mi? Kaçmaya kalkarsan seni kıtır kıtır keserim demedim mi ha? Öldürecek misin be? Öldür öyleyse. Ben her şeyi göze almışım. Yeter kanımı emdiğin. Bana dikleniyorsun ha? Rahat bırak beni. Rahat bırak. Kaçarsın ha? Yeter mi köpek? Bacağım. Elimden kaçamayacaksın. İntikamımı alacağım. Bunun hesabını vereceksin. Bir gün hangi deliğe girersen gir, bulacağım seni. İntikamımı alacağım. Demek Nazan öğretmenin boşuna günahını almışız. Okul aile birliği, diğer öğretmenler. Doğrusu ben bile. Nazan Hanım hakkında kötü düşünmüştük. Bebeği ben bırakmıştım ona. Araştırmış, bebeğime en iyi annelik edecek biri olarak onu seçmiştim. Bebeğimi bulmak istiyorum artık. 15 yıl sonra mı aklın başına geldi be kızım? İnsanın başına gelmeyen kalmıyor müdür bey. O zamanlar öyle gerekti. Ama şimdi kızımı görmek, ona sarılmak, yanıma almak istiyorum. Dayanacak gücüm kalmadı. Nazan öğretmen o dedikodulardan sonra bu okulda daha fazla duramadı. Tayinini istedi garibim. Bulamaz mıyız? Buluruz elbet. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden iş sürmek lazım. Yarın sabah ararım. Tayin hangi okula çıkmış öğreniriz belki. Allah razı olsun müdür bey. Allah ne muradınız varsa onu versin. Yarın yine uğrayın. Teşekkür ederim. Bir şey değil, iyi günler. Anne! Ama söylediğim Kızım. Canım. Çok bekledin mi? Girseydin içeri. Yo, ders az evvel bitti. Gel gel. Nereye gidiyoruz? Siz nereye isterseniz oraya gidiyoruz prensesim. Sen nereye dersen oraya gidiyoruz. Bugün senin doğum günün. Dile benden ne dilersen. Ne dileyim? Ne dileyim anneciğim? Senden başka ne dilerim ben? Söyle bakayım, ne istiyorsun? Sağ olun. Ya, öğrencilerim ayıplayacak şimdi. Ayıplasınlar. Sen benim annemsin, ben de senin biricik kızınım. Canım. Ay tamam. Gel bakalım. Tamam. Şimdi doğum günü pastanı nereden alacağız onu söyle. Sen nereden dersen canım anneciğim benim. Canım kızım benim. Maydat da ister misiniz? Olabilir. Teşekkür ediyoruz. Nice seneler diliyorum. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Yine bekleriz. Şimdi ne yapıyoruz anneciğim? Doğruca evimize gidiyoruz. Her şey. İyi doğdun Selma, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Selma. Tebrikler canım. Bu da benim hediyem canım. Sağ ol. Allah sana uzun ömürler versin kızım. Bu da benim hediyem. Ay anneciğim. Biri mi gelecekti kızım? Yo. Davet ettiğim bütün arkadaşlar geldi. Tamam. Siz eğlenmeye devam edin. Ben bakarım, tamam mı? Buyurun arkadaşlar, pasta yiyelim. Buyurun. Buyurun. Kime baktınız? Kimsiniz? Benim doğum günü pastam. Tamam biraz. Kocaman kız olmuştur. Efendim? Doğum günü bugün değil mi? 15 yaşına bastım. Öyle olmalı. 15 sene geçti çünkü. Nihayet izinizi buldum. Allah'ıma şükürler olsun. Bebeğimi size bıraktıktan sonra çok pişman oldum. İçim kahroldu. Mahalleye döndüm. Bebeğimi geri almak istedim. Ama senin tayinin çıkmış. Ayrılmışsın. Sonra sizi aradım. Çok aradım. Çok güzeldi ya. Süper ya. Çok acıkmıştı. Çok güzel. Çok güzeldi. Ye. Yapmayın. O mu? Onu görebilir miyim? Lütfen. Lütfen. Sadece görüp gideceğim. Lütfen. Çok özledim onu. Lütfen. Teşekkür ederim. Ama keşke şuraya çıkalım. Ayıp gerçekten. Hoş geldiniz teyze. Yavrum. Senin eski bakıcın kızım. Eski görev yaptığım mahallede öğretmenlik yaparken sen küçük bebektin. Birkaç ay sana o bakmıştı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Kızım. Seni bebekken çok severdi de. Seni çok özledim kızım. Ağlamayın teyze. Ağlamayın. Teyze? Teyze? Teyze. Kızım git kolonya getir çabuk. Kusura bakmayın. Hanımefendi iyi misiniz? İyiyim. Allah razı olsun. İsterseniz biraz dışarı çıkıp hava alalım. Tamam olur. Kızım siz devam edin, keyfinize bakın tamam mı? Hiçbir şey anlamadım. Ne Allah bu böyle? Allah. Bilmem, anlamadım ben de. Hadi bir şarkı söyle de neşemizi bulalım. He? Evet ya. Selma, 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 Selma. Onu almaya mı geldin? O benim kızım. Benim de kızım. Dünyada ondan başka kimsem kalmadı. Benim de kimsem kalmadı ki. Sen öğretmensin. Öğrencilerinle teselli bulursun. Ya ben? Biliyorum sen baktın. 15 sene annelik ettin. Büyüttün, besledin. Ama ben de çok özledim. Çok ağladım. Ne olur, yalvarırım. Beni kötü biri olarak görme. Çok değiştim, çok. Sizi çok aradım. İstanbul'un bütün okullarını tek tek dolaştım. Yıllardır arıyorum. Sonunda yavrumu buldum. Allah. Ben anneyim. Ben de anneyim. Biliyorum. Senin iyi biri olduğunu biliyorum. Zaten bildiğim için bebeğimi sana verdim. Bebeğini yeni kaybetmiştin. Başka birinin de olsa bir bebeğe tam annelik edecek bir acı içinde olduğunu biliyordum. Kendi bebeğine veremediğin şefkati, sevgiyi benim bebeğime verebilirdin. Yavrumu da severdin. Günlerce seni takip ettim. Ve bebeğimi sana vermeye karar verdim. Yanılmamışım. Sen bebeğime her şeyini verdin. Ona annelik ettin. Ama ben onun gerçek annesiyim. Karnımda 9 ay ben taşıdım. Daha fazla dayanamayacağım. Ne olur, Allah'ını seversin, yalvarıyorum, kulun kölen olayım. Ne olur kızımı ver bana, onu çok özledim. O benim hayatta tek dayanağım. Bebeğini kaybetmiş annesin sen. Beni anlıyorsun değil mi? Doğru söylüyorsun. O senin kızın. Senin kızın. Biliyordum. Kızımı vereceğini biliyordum. Senin iyi biri olduğunu biliyordum. Ama söz, senden koparmayacağım. Yemin ederim. Sürekli geleceğiz size. Sürekli. Ben kabul etmeseydim dayanırım. Bağrıma taş basarım. Sabrederim. Gözyaşlarımı içime dökerim de. Ona nasıl anlatacağım? O kabul eder. Ne olur, yardım et bana. Yardım et. Harika, çok güzel. Çok güzel olur. Çok teşekkür ediyorum. Allah aşkına. Annem arar sizin anneniz. Annen arar sizin anneniz. Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam, görüşürüz yarın. Size iyi bakın. Sen de mi gidiyorsun teyzeciğim? Evet ama yarın yine geleceğim kızım. Neler oluyor anne? Beni buraya niçin getirdin? Anlatacağım Selma. Bugün yaşadıklarımızı. Her şeyi. Şaşırtıyorsun beni. Otur kızım. Seni burada buldum ben. İlk defa burada kucağıma aldım. Anlamadım. Selma, senin annen değilim. Efendim anne? Annen değilim dedim. Anneciğim şaka mı yapıyorsun? Çok ciddiyim. Anneciğim ağlıyorsun sen. Yok. Ağlamıyorum. Bebekken seni bana emanet etti. Burada. Yapma anne. Mantıklı konuş lütfen. Allah sana sen. Sana ben annen değilim diyorum. Beni niye zora sokuyorsun? Annen değilim seni. Değilim. Hediyem bu mu anne? Bu mu? Evet bu. Madem öyle. Hala aklım almıyor ama. Niye şimdiye kadar söylemedin? Niye bekledin ha? Niye? Sözleşmemiz böyleydi. Benim bebeğim ölmüştü. Annen benim teselli bulmam için seni bana verdi. 15 yıl sonra geri vermek şartıyla. Yani sen emanettin. Şimdi bugün doğum günüm. Artık gerçek annene gitmek zorundasın. Gerçek annem mi? Peki o nerede? O kadın yarın seni almaya gelecek. O da seninle yalnız başıma konuşmak istediğimi söyledi. Demek o bakıcım değil, öz annemdi, öyle mi? Evet. Hayır. Benim annem sensin. Canımsın, ciğerimsin. Benim her şeyimsin. Annem sensin. Seni bırakmam. Asla, asla. Annem. Selma. Lütfen yapma böyle. Artık sen kocaman kız oldun. Yapma. Hayır. Benim annem sensin, sensin. Kimse ayıramaz bizi, kimse. Kendine gel Selma, kendine gel. Mantıklı ol. Ben senin annen değilim. Değilim, anla artık. Anne. Bir kere dön anne, yüzüme bak. Gözlerimin içine bakarak söyle anne. Ancak o zaman inanırım. Söz ağlamayacağım. Ben çocuk değilim artık. Dön de söyle. Dön anne, dön. Ben senin annen değilim Selma. Anladım. Beni seviyor musun? Sevmez miyim? Seviyorum tabii. Anne gibi mi? Oh! Bana daha fazla soru sorma artık. Ne olacak şimdi? Annen seni istiyor. Gitmem asla. Şimdiye kadar neredeydi? Madem öyle, niye gelip sormadı ha? Niye? Gelemezdim. Gelmek istemiş ama olmamış, yapamamış. Ben gitmem. Benim annem, her şeyim sensin. Lütfen Selma. Lütfen. İşimi zorlaştırma. Hayır, o benim annem değil. Değil. Yeter artık Selma, yeter. Anneciğim. Biliyor musun, bu bana ilk tokadın. İlk tokadın. Gitmek zorundasın artık. Gitmek zorundasın. Annenin sana ihtiyacı var, anlasana. İstemiyorum artık. İstemiyorum. Anneciğim, keşke bu son sözü söylemeseydin. Attığın tokattan daha fazla acıttı. Çok acıttı anne. Çok, çok. İstemiyor. Çay içseydin kızım. Canım istemiyor dedim. Benim de canım istemiyor. Adresini verdi bana. Arada sırada gelirim. Sen de gelirsin değil mi kızım? Ne zaman gelecek annem? Selma, bana küsme ne olur. İsteyerek kurmadım ki ben sana. Özür dilerim. Annem olsan vurmazdın. Annem olmadığını ispatladın. Gerçek annemmişsin. O öyle söyledi. Kızım. Hadi gidelim. Beni evine götür. güzel kızım. Yavrum benim, güzel kızım. Kızım, çok özledim ben seni. Hep merak ettim yavrum. Güzel yavrum. Ne taraf abla? Sağa gireceksiniz buradan. Burada durun. Buyurun. Hareket versin. Buyurun. Sağ ol. İşte evimiz burası kızım. Okul da yakında yavrum. Naklini de alırız hemen. Tamam mı? Mahallemizi çok seveceksin. Sevdin mi evi? Gel. Hoş geldin kızım. Odam nerede? Karşısı. Selma? Kızım, Selma? Seni anlıyorum ya. Peki, anlıyorum seni. Ah, şükürler olsun ya. Nasıl yaşarım sensiz? Nasıl? Selma, kızım. Yemek hazır. Gel de bir şeyler yiyelim. Geldin geleli ağzına bir şey koymadın. Hadi gel bak, senin için neler hazırladım. Hadi kızım. Selma. Selma kızım. Niye cevap vermiyorsun? Bugün bir değişiklik yaptım. Bahçede yiyeceğiz. Hadi gel. Oo canım kızım. Hepsini senin için hazırladım. Nasıl? Beğendin mi kızım? Bugünü görmeyi o kadar çok istedim ki. Kızım, bir tanem karşımda böyle oturuyor. Artık ölsem de gam yemem. Allah'ıma şükürler olsun. Beni affet kızım. Beni affet. Affet. Ne olur. Kızım. Yavrum. Bak ne diyeceğim. Yarın dışarı çıkalım. Sana elbise alalım. Odana eşya alalım. Tamam mı? Tamam. Selma. Kızım. Niye bana anne demiyorsun? Bir kere anne desene. Bir kere. Bu söze o kadar hasret kaldım ki. Anne de bir kere. Bir kere. Ne olur. Sana mı anne diyeceğim? Sana mı? Sen beni 15 sene aramadın. Annelik yapmadın. Şimdi benden anne dememi mi istiyorsun? Asla. Asla. Selma. Kızım. İyi günler. Herkese şikayet eder şimdi. İyi günler hocam. İyi günler hocam. İyi günler. Bir şey mi diyecektiniz öğretmenim? Evet. İyi günler öğretmenim. İyi günler sana. Gel kızım. Şunu denemek ister misin? Sana çok yakışacak kızım. Girip bakalım mı annem? Gel. Hadi. Çok yakıştı sana. Beğendin mi? Alalım mı kızım bunu? Tamam, alıyoruz bunu. Bunları kızım. Döner ayırır mı sana? Aynur! Koş koş koş! Ne oluyor? Hadi çabuk! Bırak beni ya! Ne oluyor? Çabuk! Çabuk çocuğum yürü! Ne oluyor ya? Dursana! Yavrum yürü gidiyoruz! Ya dur bir dakika! Yavrum çabuk! Merhaba Aynur. Annem. Bu güzel yüzlü kız da kim? Hı? Yoksa o bebek bu mu? Kızını buldun ha. Sen muradına erdin Aynur Hanım. Ama bak ben topallıyorum. Hatırlıyorsun değil mi? Rahat bırak bizi. Dedim sana. Bulurum dedim. Bulurum dedim. Pek güzelmiş. Senin bakayım. Çek elini kızımdan. Öteki bacağımı da şişlersin sen şimdi. Ama ya ama ya. Değiştim artık. Değiştim. Olabilir. Ama ben değişmedim. Aynı işlere devam ediyorum. Üstelik sen gidince de çok zarara uğradım. Telafi etmem lazım. Kızım da pek güzel. Allah aşkına bırak. Yeni bir yuva kurdum. Kızıma 15 yıl sonra kavuştum. Mutluluğumu bozma Erol. Senin yüzünden topal kaldım. Onun diyetini isterim. Senin bıraktığın yerden kızın devam ederse ödeşiriz belki. Hayır! Yürü kızım. Artık buldum bunları. Kaçamazlar elimden. Kaçamayacak. Yürü abi gidelim. Gel kızım. Yeter ya, ne oluyor? Niye kaçıyoruz? Evimize girelim kızım. Kim onlar? Niye kaçıyoruz? Buldu beni. Kim o, kim? Artık peşimizi bırakmazlar. Evi de öğrendiler Allah'ım. Rahat vermezler bize artık. Ne yapacağım ben? Gel. Hadi. Sen ne yaptın Nazan? Ne yaptın? Büyüdün, besledin. Bağrına bastın. Sonra geri verdin. Nasıl verebildin, nasıl? O senin kızın. Senin kızın. Yok. Annesi benim oğlum. O benim kızım. Benim. Ben ona her şeyimi verdim. Kızım benim. Buldu beni. Buldu. Kızıma kötülük yapacak. Kızımı alacak elimden. Yok. Asla kızıma vermem. Allah'ım. Bir çare düşünmeliyim ya Rabbim. Kızımı kurtarmalıyım. Ama... Kızım, güzel kızım benim. Seni tam bulmuşken izimi buldu. Bırakmaz artık. Senin için canımı veririm kızım. Bir tanem, hayatım. Seni bir zamanlar yaşadığım o pisliğin içine sokmaktansa ölürüm daha iyi. Ölürüm kızım. Seni ona geri vereceğim. benim yanım değil. Yanımda kalırsan o pislik sana zarar verir kızım. Bu yüzden hasretine yine dayanacağım. Götüreceğim seni ona. Seni kurtaracağım yavrum. Uyandın mı? Hadi üstünü değiştir. Nereye? Nazan annene. Düşündüm, taşındım. Senin yerin orası. Seni ben doğurdum ama annen o. Hadi çabuk ol. Hadi ne duruyorsun? Giyinsene. Hadi. Beni? Yine atıyorsun değil mi beni başından? Hiçbir şey sorma kızım. Böyle olması gerekiyor. Biliyorum. Beni hiç sevmedin. Öyle değil mi? Sevmedin. Sen ne diyorsun kızım? Ben mi seni sevmedim? Ben mi? Zaten beni hiç kimse sevmiyor. Sen de Nazan annem de. O da beni başından attı, sen de atıyorsun. Siz ikiniz de annem değilsiniz. Değilsiniz. İkinizden de nefret ediyorum. Kızım, yavrum. Rahat bırakın beni. Yeter, yeter. Selma. Selma kızım. Selma. Kızım. Selma. 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 Kaç. Kaç yavrum. Kızıma tutulmak pislik. Bırak kızımın peşini. Kaç, kaç yavrum. Selma kaç. Bırak kızımın peşini. Selma. Kaç bebeğim. Neden peşimden geliyorsunuz? Kimsiniz siz? Neden takip ediyorsunuz beni? Ne istiyorsunuz benden? Kaç! Yabancı değiliz. Annenin kaç eski arkadaşlarıyız. Kaç annem Selma. Bizi gayet kaç. İyi tanır. Kaç! Seni gezmeye götürelim Selma. Mi? Hadi güzelim bin arabaya. Bırak. Korkma hadi. Kız. Bırak beni. Kızıma dokun. Binsene. Sallama. Bırak beni. Can sıktın sen de ama. Gel şuraya. Ya sok şunu. Gel içeri. Hadi. Şimdi seni. Bittin oğlum, bittin. Kaç kızım, kaç. Gel kızıma ya. Dokunma kızıma. Kaç, kaç kızım, kaç. Kızıma dokunursan öldürürüm seni. Sakın. Kızıma dokunma. Ne yaptın? Hadi tüyelim. Affet kızım. Affet. Affet beni. Affet. Affet. Affet yavrum. Affet kızım. Affet beni. Bir şey mi yaptılar sana? Bir şeyim yok. Hadi bırak şimdi beni. Hadi Nazan annene gidelim kızım. Sen... Benim bir şeyim yok. İyiyim ben. Hadi çabuk gidelim. Seni ellerimle Nazan annene teslim etmek istiyorum. Senin yerin annenin yanı kızım. İyiyim ben kızım, iyiyim. Niye gizliyorsun? Yaralısın sen. Ben iyiyim kızım. İyiyim. Ayağa kalk. Kalk. Seni hemen hastaneye götüreceğim. Nazan anne! Nazan anne! Boşuna zahmet etme kızım. Ben gidiyorum. Kızım. Ne olur bana bir kere çık anne de. Yavrum ne olur. Ne olur. Anne de bana ne olur. Anne de bana. Annem. Anneciğim. Ah, canım. Allah'a şükürler olsun kızım. Kızım. Tatlı kızım. Tatlı. Ah. Ah. Anneciğim. Anne! Yavrum! Anne! Nazan anne! Annemi kurtaralım! Nazan anne! 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 Selma. Anne! Kızım! Selma! Ne oldu? Hadi hemen hastaneye götürelim, hemen! Kurtulacaksın. Yaram derin değil. Kanıyor sadece. Öğretmen hanım, hocam... ...onu yine sana getirdim. Sana. O senin kızın. Hayır. Onu sen doğurdun. O senin kızın. Hayır, senin. Emek verdin, sevgi verdin, şefkat verdin. O senin kızın. Senin kızın. Sen de benim annemsin. Sen de. Benim iki annem var artık. İki annem. O nasıl söz? Anne bir tanedir. Hiç iki anne olur mu? Bir taneciktir. O da seni daha çok severdir. Daha çok büyüten, besleyendir. O da seni özleyendir. Uğruna çileler çekendir. 9 ay karnında taşıyandır. Sevendir. Çok sevendir. Biliyorum. Bu yüzden iki annem var artık benim. Anneciğim. Anneciğim, annelerim benim.